Çalışma esnasında görünümleri ismin üzerine tıklayarak değiştirebileceğiniz gibi kısa yollarla da değiştirebilirsiniz. Kısa yollar arayüz tanımlamayla beraber değiştiği için her arayüz tanımlamada farklı olabilir. Varsayılan olarak bunlar gelmektedir. Lifting'i L, yani soldan görünüme gitmek için L kısa yol tuşunu kullanabilirsiniz. Ön görünüme gitmek için F kısa yol tuşunu, ortografik görünüme girmek için U tuşunu kullanabilirsiniz. Pratikte şöyle oluyor. Mesela aktif görünüme geçtim. Buradan B'ye bastım. Burası alt görünüme geldi. Buradaki left görünüme geldim. Burada F'ye bastım. Üst görünüme geldi gibi. Yine top view'dayım. P'ye bastım. Orası perspektif haline geldi. Yine tam özellikle tam ekran çalışırken tekrar küçültüp büyütmeye gerek kalmadan görünümler arası geçiş çok rahat yapabilirsiniz. Mesela C'ye basarsınız, kameraya geçmeye çalışır ama tabii şu an sahnemde kamera olmadığı için hata verecektir. Dilerseniz V kısa yol tuşu ile açılır menü yardımıyla o görünümü de listeden seçme şansınız da var. Böylece diğer kısa yolları ezberlemeye gerek kalmadan veya diğer kısa yolları farklı amaçlar için kullanıp sadece V kısa yol tuşuyla sahnenizde yine istediğiniz gibi gezinme imkanını bulabilirsiniz. Bunun yanında farklı görünüm tiplerine geçmek için buradan yine yeni eklenmiş barımızı kullanabilirsiniz. Buradan mesela tekli görünüm, solda üçlü, sağda bir tane büyük görünüm ki o an seçtiğim tüm görünümler buraya kısa yol olarak gelmekte ve anda sonradan değişim imkanı vermekte. Üstte iki tane, altta bir tane gibi farklı çalışma tiplerine göre, mesela animasyon yaparken bir tanesini, modelleme yaparken başka bir tanesini kullanmak gibi seçeneklere sahipsiniz. Buradan ekleme yapabilirsiniz, ismini değiştirebilirsiniz. Mesela buradan eklediklerimizi sağ tuş yardımıyla silebiliyoruz. Buradan direkt seçmek mümkün. Aynı şekilde görünüm tipini değiştirmek için buradaki navigasyon butonunun üzerine herhangi bir tanesinin üzerine sağ tıklayarak açılan pencerede layout'a gelerek de yine aktif görünümü değiştirebilirsiniz. Tabii ki bu kadar alt menülere girmektense buradan değiştirmek çok daha rahat olacaktır ki buradan değiştirdiğiniz zaman istediğiniz şekilde kaydedip tekrar geri çağırma imkanınız da var.